çabuk. Tamam, döküyorum. İnşallah geç kalmamışımdır. Saklanma. Git buradan. Bizim de başımızı derde sokacaksın. Lütfen izin verin, saklanayım şurada. Gitmesen yerini Dorgan'a söyleriz. Dorgan da neymiş canım? Git. Git. Kaçamazsın, gel buraya. Lütfen beni bırak gideyim. Bırakmak mı? Sen benim baş kulüp olacaksın insanoğlu. Ah Gülina Hanım, bu yaptığımız doğru mu? Ben onları tek başına markete bile göndermiyorum. Şimdi bir başlarına ta fezaya gidecekler. Endişeni anlıyorum ama tek şansımız bu. İsterseniz vazgeçelim. Ama Nana. Hayır, Nana'yı kurtarmalıyız. Merak etme Markus, hiçbir şey olmayacak. Dualarım sizinle çocuklar. Şimdi beni çok iyi dinleyin çocuklar. Biraz tırmandıktan sonra bu bitki kendiliğinden sizi uzayın ucuna kadar götürecek. Söylemiştim. Oradan da kendinizi denize bırakır gibi bırakıp devam edeceksiniz. Bu sihirli bitki sizi Nana'yla buluşturacak. Yalnız bu bitki sabahın ilk ışıklarıyla eski haline döner. Onun için vaktiniz çok sınırlı. Eğer vaktinde işinizi bitirip dönemezseniz bir daha hiç dönemeyebilirsiniz. Allah saklasın, o nasıl söz? Bakın çocuklar, Nana'yı bulamazsanız sakın oyalanmayın. Sabah olmadan hemen gelin, tamam mı? Ay, benim gözüme uyku girmez ki şimdi. Hadi bakalım, şansınız açık olsun çocuklar. Bize güvenin, Nana'yı almadan dönmeyeceğiz. Ay canım, yavrularım benim. Kurtarmaya gidiyorsunuz. Ama ben size yapacağımı bilirim. Komutan Şoker bu göreve engel olmak için hazır. Ha!
Çok canım sıkılıyor. Uşki! Nana! Bana ne yapacaksın? Şu anda pek çelimsizsin. Seni bir güzel bezleyip baş kölem yapacağım. Cücelerden daha çok işe yarayacağın kesin. Ben senin kölen falan olamam. Bak hele sen şu asiye. Ona bol bol yiyecek verin, iyice beslensin. Emredersin yiyece Dorgan. Burası çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Ve kaçsak da Dorgan bizi bulur. Bunlar kim? Bütün gün kölelik yapıp enerji üretmiş olan cüceler. Burada dinleniyorlar. Yarın sabah ben de onlarla gideceğim. Bu kesinlikle bir kabus olmalı. Asla evime dönemeyeceğim. Yalnızlık o kadar da kolay değilmiş. Huşki ve Nana ne yaptı ki acaba? Ne olacak? Kesin Dorgan'ın eline düşmüşlerdir. Beni dinlemediler ki. Bu da ne böyle? Değilsiniz yani. Yok, biz çocuğuz. Dünyadan geldik. Tıpkı o kız gibi yani. Nana, Nana burada mı? Gitti. Nereye? Arkadaşım Huşki ile yiyecek aramak için gezegenin öbür tarafına gittiler. Benim sözümü dinlemediler. Oysa söyledim onlara. Orası çok tehlikeli diye. Herhalde şimdi Dorgan'ın eline esir düşmüşlerdir. Dorgan da kim? Gezegenin diğer tarafında yaşayan kötü kalpli dev. Dünyayı geri götürmemiz gerek. Hem de hemen. Bizi oraya götürebilir misin? Ben mi? Asla oraya gitmem. Biraz zamanımız çok az. Bize yardım et. Kesinlikle olmaz. O halde nasıl gideceğimizi söyle bari. Aklınızı kaçırmışsınız siz. Dorgan'ın nasıl bir kötü dev olduğunu bilmiyorsunuz. Sizi de yakalayıp kölesi yapacak. Ne olursa olsun Nana'ya almak zorundayız. Şuradan doğruca gidin. İkiz yıldızlar bu tarafınızda kalsın. Zaten yolu gösteren işaretler olacak. Teşekkür ederiz. Hadi Yağmur. Şunlara bak. Aptallık bu yaptıkları. Ama ne halleri varsa görsünler. Bunu kendileri istediler. Yok. Buna göz yumamam. Bunlar küçük insanlar. Hey küçük insanlar, bekleyin beni. Sizi bacaksızlar. Nana'dan kurtulmuşken onu geri getirmenize izin vereceğimi mi sanıyorsunuz? Ha? Sizi var ya sizi.